Cadılar. Çok güzel. Efendim dün biliyorsunuz burada bir bahis açmıştım. Sadece Kadriye demişti ki gelecek. Çünkü Kadriye getirmek de istiyor ya böyle evet. bir mesaj veriyor evrene. Ama diğer hepiniz gelmeyeceğini düşünmüştünüz. Evet. Evet Sevcan. Şu an mesajdan yıkılıyor kitler. Şu an mesaj. Can. He? 80 bin kişi Instagram öğrendi. Hesabından öğrendi bir dakika içinde. Ben de şimdi televizyon ekranından açıklayayım. Evet efendim Cüneyt geldi. Görelim bir araba ve elinde bir torba parayla geldi. Görüyorsunuz. Ama artık ne kadar para, araba falan filan onu aranızda halledeceksiniz Safiye'ciğim. İyi misin? Sen emin değildin gelip gelmeyeceğinden. Evet alalım Cüneyt Bey'i de buraya. Stüdyomuza. Evet içine tır girebilen stüdyolarımız var maşallah. Subhanallah. Tırımızı da sokmuştuk yardım tırımızı. Hoş geldin Cüneyt. Bak bunların yüzünü kara çıkarttın. Aferin sana gel. Gel buyur gel. Kaybettiniz. Keşke bahse girseydik. Evet. Ben de iyi para kazanacaktım evet. ama işte kaçırdık olayı. Cesaret, siz de tam cesaret edemediniz. Ben bahis açtım. Bahis açan evet. her zaman kazanır. Öyledir. Cüneyt hoş geldin. Hoş bulduk Müge Hanım. Evet perşembe günü geleceğim dedin. Sözünü tuttun. Gerçekten insanlar gelecek misin gelmeyecek misin böyle bir muallakta kalmıştı. Ama aslında bizim için değil Safiye için. Safiye'cim bir kaldır başını işte. Bu mutluluk gözyaşı mı? He? Ben de kadın mutluyken niye mutlusun diyorum. Bu sefer ağlayınca niye ağlıyorsun ben de bir garibim. Ama sen de şimdi mutlu olacağın zamanla hüzünlü olacağın zamanı karıştırıyorsun Safiye'cim. Şimdi kaldır başını işte bak geldi. En son aldığı arabayla beraber geldi. Arabanın markasını veremiyorum ama ne kadar arabanın değeri? 50 bin TL eder Müge Hanım. 50 bin lira eder. Evet. Bilmiyoruz tabii hani ben arabadan anlamam. Ondan sonra biraz yağ falan akıtıyormuş atomunu. Vallahi buraya gelirken oldu. Ha? Altını mı çarptı? Haluk abi bindikten sonra ha? oldu. Haluk abi bindikten sonra oldu. Ha? Ne oldu altı mı çarptı? Altını mı çarptı? Ya büyük ihtimal bir şey oldu ama yıkamadan sonra oldu. Yeni oldu zaten. He anladım. Safiye'ye vermeye getirdin evet, arabayı. Safiye. Sen bir konuş işte. Ben değilim ki. Ben araba kullanamıyorum ki. İşte satacağım parasını alacaksın. Hani paran yok ya. İşte onu satacaksın parasını alacaksın. Ne kadar para getirdin Cüneyt? Müge Hanım 80 bin TL'de para getirdim. Ben yine buradan tekrardan şunu da söyleyeyim. Hayat düzenimi kurup ben yine yardımcı olabildiğim kadar yine yardımcı olacağım. Yani bunu da söylüyorum. Ver istersen önce 80 bin lirayı. Buyur Safiye. Biraz konuşsana Safiye ağlayacağını. Hiçbir şey gelmiyor ki aklıma. Yaşadım. Ya ağlama ya ne yapalım işte herkesin başına hayatta her şey gelebilir. Sen sadece biraz güçlüdün. Bana bunları niye yaşattın benden ne istedin diyorum. Hocam, olabilir canım hayatta her şey bizim için yani. Ama bir lira paran yok cebinde yani en azından şimdi biraz en azından hayatını kurabilmek için kenarında bir paran olacak. Bari bir banka hesabı da açtıralım da yani... Bunu elinden gitmesin hayatım yani işte en azından cebinde bir paran olacak. Bir dolabın bile yoktu yaşadığın yerde. Bir ev tutarsın. Zaten mahkeme sürecin devam edecek. Teşekkür ederim. Yani biliyorum sen hani neden bunları yaşadım diye ağlıyorsun ama yani sonuçta 40 yıllık evliler boşanıyor. Şimdi bunu da çok garipsememek lazım. İnsanlar 40 yıllık evlilikler bitiyor. Bitmesi iyi olur ama bitiyor. Önemli abi. Olan senin bundan sonra biraz gözünü açık tutman. Safiye Hanım yani siz de şu anda gözyaşını bırakın da bu Cüneyt Bey geçen hafta verdiği sözü kısmen de olsa yerine getirdi. İmkanlarını toparladı
ve yani insanlar mevcut imkanlarına göre davranırlar. Şu andaki benim imkanım buydu. Aldım, getirdim diyor. Arabayı da kapıya getirdi. 80 bin lirayı da nakit olarak getirdi. Bir teşekkür et. Yani hiç olmazsa, gecikmeli de olsa elinden gelen samimiyeti, hüsnü niyet ortaya koyuyor. Teşekkür edecek bir şey yok ama yani mutlu olması lazım en azından bir miktar. Evet. Cebinde 1 lira parası yok yani kadının. Bu arada Kemal Bey, Cüneyt'in babası telefon attığımız demiş. Kemal Bey günaydın. Hanım, sevgiler, hocama da başsağlığı dilerim, avukatıma. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim canım. Sizler sevgi sağ olun. Hocama da selamlar. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bizden de sevgiler, selamlar. Şimdi Müge Hanım. Efendim. Ben şey diyecektim. Şimdi bazı ahmak insanlar var. Gece içip bir de iki de hakkımda canlı yayın yapıyorlar. Safiye'nin parasını barabar yediler. Ödeyecek gibisine. Ben bu insanları insan yerine almıyorum zaten. Ben gerekeni sizlere açıkladım. Benim hanımımın, benim giderlerimizi bankada, yani hesaplarımızın incelenmesini istiyorum. Yani insanlar böyle yapmasın. 1000 kişi bana helal olsun diyor. 2-3 kişi çıkıyor. Ama onlar hep olur ya. Benim gerçekten hiç haberim yok sizinle ilgili yayınlarınızı. Yani Cüneyt de mesela bizimle ilgili yayınlar yapmış. Ben onları da izlemedim. Ben insanların o tepkilerine de saygı duyuyorum. Siz bırakın, herkes kendini biliyor. Ben kendimi bildikten sonra kim ne söylerse söylesin. İyi söyleyenlere Allah 1000 misli fazlasını versin. Kötü söyleyenler de görür, yaşar. Bak yaşasınlar da demiyorum ama görüp yaşayınca onlar da nadim olurlar belki. Siz onları boş verin. Bir de Safi'yle Cüneyt memlekete gelirken bana Sivas'tan bir kangal yavrusu getirdi. Kangal yavrusunu Cüneyt 1 milyar almış. Tabii Safiye'nin parasıyla almıştır bunu mutlaka. 1 milyarı da ben pazartesi günü Safiye hesap numarası gönderin, bana göndereceğim ben o şeyin parasını. Ben evime bu zamana kadar hep helalla geldim. Helalla. Beni böyle şey yapamaz. Olsun, öyle demeyelim de yine o da düzeltmeye çalışıyor. Yani o da hatasını anladı babası bence. Ya zaten bence. Adamısa zaten onun mağduriyetini giderecek. Bence gidermeye başlıyor zaten değil mi Cüneyt? Babana sen de istersen biraz şey yap. Bir şey konuşmak istemiyorum Müge Hanım. İşte o da ben de düzelteceğim diyor babası. Ne yapalım, olmuş yani, bir hata. Ben Safiye 1 milyar parasını bu benim evime giren budur. Bir de Akkuş'ta evi kiraya verdikleri zaman bir minderle bir yorgan geldi. Onu da otobüse verip ben gönderirim Safiye Ankara'ya. Başka da bir iğne çıkarsa bana den ki ilerleyen zamanlarda Kemal Bey siz de lafının sözünün adamı değilmişiz den ekranlarda. Yok estağfurullah, teşekkür ediyorum Kemal Bey. Bak 1000 lira da ben göndereceğim diyor Safiye. Teşekkür ederim. O da size teşekkür ediyor. Baba diyor zaten size. Ya ben ona üzülüyorum. Şimdi orada akıl kız benim kızım da olabilirdi ya. O mantıkla ilerlemek lazım zaten hayatta. Anlıyorum, sizin de canınız sıkılmış. Cüneyt, bence sen de babana bir şey söyle. Yani baban da diyor ki şimdi bu olaylardan dolayı bana da millet küfrediyor. Şimdi benim ne alakam var diyor aslında. Adamın da siniri oradan. Ne diyeyim Müge Hanım? Ne söylememe giriyorsunuz? Bu bir haftayı nasıl geçirdin? Önce... Nasıl geçirdim bir haftayı? Çocuğumu alıp parka çıkartamadım ya. Böyle bir kızgınlığın var, böyle yok, bir kızıyorsun. Yok be kız, hiçbir kızgınlığım yok. Çocuğumu alıp parka çıkartamadım. Peki bu sana ne düşündürttü? Ne yapman gerekiyormuş? Hani daha senin de yaşın küçük. Yani bu sana ne düşündürttü? Ne yapman ne gerekiyormuş? Ne yapmaman gerekiyormuş? Ya Safiye... Ya girmeyeceğim bu konuya. Neyse ya, girmek istemiyorum ama... Bundan sonra... Daha sağlam adımlarla yürüyeceğime inanıyorum. Yani yaptıklarının yanlış olduğunu farkına vardın mı? Ben yaptıklarım hiçbir zaman zaten doğru demiyorum. Müge Hanım bakın. Çok ben. Önemli olan bu aslında. Ben bunun yani. Farkındayım. Ama yok, bayağı bir savundun ilk geldiğinde kendini, şimdi kabul et.
Bugün tartışmayalım canım. Yok yok tartışmayacağım. Başta geldin hani o verdi dedin, o şey yaptı falan dedi. Şu an geldiğimiz noktada hani aradan zaman da geçti ya. Hani gördün, konuştun, bir şeyler yaşadın, hissettin. İşte baban çok, konuşuyor. Ya iyi bir duygu değil ki bu. Hı hı. Ya ben buraya dolandırıcılıkla, hırsızlıkla çıktım. Yani yapmamam gerekiyormuş dedin mi demedin? Ya dedim tabii ki de. Heh, bakın, önemli ben olan buraya bu değil ilk mi geldiğim gün mesela siz herkes konuştu etti. Şurada oturuyordum. Dediniz ki şu an Cüneyt burada bir şey kaybolsun senden bilirim dediniz. Doğru mu? Evet. Ama bundan doğru daha ağır bir tam var mı? Ama doğru değil mi? Bak neden doğru biliyor musun? İnsan hayatta en fazla kime güvenir? Ailesine güvenir. Evet. Yani insanın sevdiği kişi de ailesidir. İlla ki burada nikaha gerek yok ki. İnsanın en güvendiği kim vardır? Annesi, babası, kardeşleri. Gönül bağı. Sevdiği adam, sevdiği kadın. Yani aynı yastığa baş koymak şu demek. Yani rahat, yani uyuduğun zaman aslında ölümle eşdeğer yani uyuyorsun. Yanında da bir adam ya da kadın yatıyor. Yani onun seni bıçaklamayacağına, öldürmeyeceğine, sana zarar vermeyeceğine, sana bir kötülük yapmayacağına inanarak yanında yatıyorsun. En güvendiğin. Doğru diyorsunuz Müge Hanım. Şimdi en güvendiğinden bir darbe yiyince bu inan hani uzak çevreden yiyeceğin bin darbeden daha güçlü bir acı. Daha acı verici bir şey. Müsaadeniz olursa bir ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Hı hı. Bu hakkında bağlananlarla ilgili çok yani aşırı taktım. Ama önce şunu bitir bence bir Safiye ile de bir helalleş. Yani ben, onun da bir gönlünü al. Bak baban demiş ki bakın o kadını Müge Hanım, baştan ağlatmayacaktım. Samimi konuşmamı ister misiniz? İki ay sonra Safiye yine buraya gelecek. Ve bir sefer başka bir kurban burada oturacak. Safiye beni kurban etti kendine. Kurban etti. Etmedi mi Müge Hanım? Bunu kimse inkar edemez. Ben de aynı ben kurban oldum. Hayırlı olsun. Ne diyeyim? Neyin helalleşeyim ya? Ama istemeyebilirdin. Hakkını helal et Safiye ne diyeyim? Ama almayabilirdin Cüneyt. O gene verir. Çok haklısın. Ben gene aynı konuya geliyoruz. Parasının işte, pulunu bir saklayalım diye. İki ay sonra bak. İki ay veriyorum. Ya sizin programınız ya da bir yandaki program olur bu. Ben açık açık söylüyorum. İki ay. Ama şimdi o parasını dağıtıyor diye bizim de saçıyor diye almamız mı lazım? İşte mantık o işte. Saçmasın Müge Hanım. Niye saçıyor ki? Yani gene aynı konuya geliyoruz bakın sizinle. Doğru mu? Ama bak işte sen bu konuda kendini eğitmezsen bakın. Sen de başka şeyleri yaşayabilirsin. Cüneyt'ciğim bak sen de bunu anla ne olur. Evet o... Zaafları olan bir evet kadın. Evet yani o zaafları olan ve zaaflarını kurbanı olan bir kadın. Ben de zaaflarım var, ben de zaafımı kurbanım. Ama sen para zaafın var senin. İşte sen de o para zaafını devam ettirdiğin müddetçe sen de bu programa gelebilirsin 2 ay, 3 ay sonra. Allah, ya senin şunu demen yani lazım. Yani ben bir daha buraya gelirsem size çek getirmek için, arkadaşlara kadriye teşekkür etmek için, diğer arkadaşlara, ekibe teşekkür etmek için gelip. Öyle gel. Hocalarımı görmek için gelip. Ya ben bunun için de gelmeyeyim buraya. Gelme işte. Bu kanalın kapısı bana açık, ben bunun farkındayım. Ama başka türlü gelmiyor. İşte bak bunun eğer sözünü kendi kendine verebiliyorsan bu halde emin olun, yalnız lafını unutma. Yanımızda Beşiktaş 19. noteri Kadir Pekdemir tarafından görevlendirilen imzaya yetkili katip Kamuran Demirdelen var. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz buyurun. Merhaba. Kamuran Demirdelen arabanın devri işlemini yapacak. Hoş geldiniz hoş buyurun. Fark etmez okuyun isterseniz siz de. Kamuran Hanım... arabanın devriyle ilgili işlemi yapacak. Siz imzayı atarsanız okutun hepsini. Ya sürekli arıyorlar ya yani canlı yayında sanki onların telefonunu açacağım ben. Evet onu bak. Yani Cüneyt imza atma mı demek istiyorlar acaba? He? Hayır devredeceksin sen at yani devretmeye getirdin diye arabayı da görelim evet. Şuraya tamam. Adını soyadınız kabul kendi ettim. Kendi iradenizle kendi isteğinizle tabii bu imzayı atıyor olmanız gerekiyor. Kabul ettim. İmzanızı atıyorsunuz. Şöyle bir çıkarayım altta bir tane. Evet şu an. Sadece bu bende yeter. Kalan değil mi? Ruhsat yanınızda mı? Evet onu yanımda onu da getirdim. Hı-hı. Tabii ki de alabilirsiniz. Onu alacağım. Buyurun şöyle verin onu. Ne alayım? Buyurun tekrar. Sadece imza. Hiç böyle bir şey de yapmamıştık. Neyse gene elimize gelmiş. Müge Hanım nikah falan değil değil mi bu? Beni kandırmıyorsunuz. Oku. Sadece imza yeterli. Sen önce bir boşan da.
alayım. Sonra nikahı yaparız. Yok yok. Şu sıra benden uzak olsun o işler. Heh. Şimdi ben biraz konuşayım mı Gönül? Dur bir dakika. Bir bitirelim tamam. Önce işlerimizi. İsim soyad imza. Safiye böylelikle bu araba sana geçmiş oluyor. Evet, su sizin oluyor. İmza. Şuraya imzanız. Sadece imza. Buraya da imza. Gülüyor. Tamam. Bitti. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Beşiktaş 19. noteri Kadir Pekdemir tarafından görevlendirilen imza yetkili katip Kamuran Demirderen'e. Ben parayı saymadım ama 80 bin lira varmış orada. Orada da avukat Hayati Duranoğlu, Cüneyt Demiral'ın Safiye Çallı'ya bugün yaptığı ödemeleri ve ayrıca diğer haklarının saklı olduğuna dair yine bir şey yaptı. Yani 80 bin lira verdiğine dair de o da sana bir şey imzalasın. Sen de imzala, birbirinize verin. Sonra yarın bir gün hani bilmiyorum bu iş nereye gider. Hayati Bey senin davanı üstleneceğini söyledi. Cüneyt'le anlaşırlar. Siz ne kadarında anlaşırsınız, ne yaparsınız oraları beni ilgilendirmez. Ama bence Cüneyt nerede şekat? Bence Cüneyt önemli bir adım attı bu konuda. Altına bak nasıl vardı şeyin altında bir şey. Siz de imza atılacak ya altına bir şey verin. Heh. Ya bu millet kafayı mı yemiş ya? Hı, kapat. Evet tamam, getir Kadriye'cim sen de onu. Bu arada senin buraya geleceğine tek inanan Kadriye'ydi. Evet özellikle onunla görüştüm zaten. Oku sen yine okuyun. Vallahi ondan sonra okuduktan sonra imzalayın. Onu da sana Kadriye verecek bir nüshasını. Yani senden arabayı ve 80 bin lirayı aldığına dair. Evet televizyon kayıtları mahkemelerde elbette ki delildir. Ama sonuçta senin de elinde o parayı ve arabayı verdiğine dair bir belgen olsun. Vallahi biz itiraf edelim. Biz Rahmi Bey'le çok geleceğini düşünmüyorduk. Hani ben o güveni kendi adıma söyleyeyim oluşturamamıştım. O nedenle ben görmekten en azından bu kadarlık bir adım attığını anlamaktan, tanık olmaktan mutluyum yani. Ama tabii bu bütün yeküne baktığınızda, bütün toplama baktığınızda yine de... Safiye'cim sen de imzala. Zaten senin avukatın gönderdiği için. Cüneyt Bey'in bugünkü attığı adım gayet hüsnü niyetli bir adım. Gayet beğenmeyeceği bir adım. Birer nüsha imzalayın ki birbirinize verin. Yani bunu pardon, şunun için söylüyorum. Bu alttakini görmedim. Evet. Al bu senin. Bunu sakla. Aman gerçi al bunu sen sakla. Avukata gönder. Ondan sonra artık benim de buna hiç inancım kalmadı. Yani şurada Cüneyt'e katılmamak mümkün değil. Bak, Cüneyt'in yaptığını hiç tasvip etmeme rağmen. Yani bu yaştaki bir kadının, çoluğu çocuğu olan bir kadının, yani çocuğuna vermesi gereken parayı, işte az önce söylediğiniz zaafları uğruna, hiçbir nikah yok, o yok, bu yok. Yani Cüneyt'e al ver diyor. Bunu yapamazsınız. Bak buraya ben bir baba ağırladım. Baba vermişti genel vekaletnamesini oğluna. Dımdızlak ortada kaldı. Adam burada iki dükkanını, beş katını bırakıp köyüne geri döndü. Evet. Hiçbir şeyleri kalmamıştı. Hiçbir şeyi kalmadı. Oğlan da tutup böyle balıklar, dansözleri arkasında o paraları yedi hatırlarsanız şeyde. Yani bak evlatla baba arasında bile. İnsan kendisine bir parasını ayırır. Bak şuna varım. Senin 700 bin lira param vardır. 600 bin lirayı ayır bir yere. 100 bin liraya git ye. Yani biz buna karışamayız ama insan bütün parasını sorgusuz sualsiz al birine diye kendi çocuğuna bile vermemeli. Çünkü bütün parayı yerse sen dımdızlak ortada kalacaksın. Kardeşler arasında da görmüyor muyuz birbirini yani para neler için oluyor? Öldürenleri görüyoruz. 40 yılda bir, yani 1 milyonda bir, 2, 3 ama oluyor ama mu oluyor? Oluyor. Evet. Burada bir tek Cüneyt Bey'i suçlamak mümkün değil. Burada Safiye Hanım'ın da Cüneyt Bey kadar hatalı davranışları var. Cüneyt Bey'i bu yola itiş çabası var. O bakımdan bütün bunlara rağmen Safiye'nin kendi arzusuyla bu parayı vermesine, keyifleri için, zevkleri için yedip yemelerine rağmen Cüneyt Bey'in bugünkü tavrı beyefendiliğinin benim nazarımda tescilidir. Ben tekrar teşekkür ediyorum buraya kadar bu beyefendiliği
gösterdiğiniz için. Evet, yani tabii hani iki ev parası gitti şu anda, bir tane Ankara'da, evet, bir tane Akkuş'ta. Bu arabanın da değeri en fazla 30 bin 35 bin liraymış. Arkadaşlar öyle söylüyorlar. Anlatıyor, 80 bin lira da aldı. Hani bundan sonrası dediğim gibi siz aranızda anlaşırsınız, anlaşmazsınız. Yani bence buradan Cüneyt'in çıkartması gereken ders. Ders mi? Birisi sana para verse de almamalısın. Ben hep ne diyorum size? Kimse kimseye bedavadan su bile ısmarlamaz. Birisi sana su ısmarlıyorsa bir düşün bakalım neden ısmarlıyor diye. Çok güvendiğin ailenden falan birisi değilse. Öyle o bana para verdi. Vermesin. Bunun hiç kadına erkeğe de yok. Hani sen bana sordun ya. Ben kadınların da erkeklere böyle bir şey yapmasını doğru bulmuyorum. Erkeklerin de kadınlara yapmasını doğru bulmuyorum. Ama sen daha çok gençsin. Senin ömründe, senin hayatında daha bir bu kadar daha çalışarak kazanabileceğin, birikim yapabileceğin bir hayat var. Safiye'nin yok. Yani arada böyle bir yaş ve zaman farkı var. O nedenle bir de bak sen ne güzel türkücüymüşsün. Ben sana, ben çok istiyorum. Bak bununla sana sözünü veriyorum. Düzelt yaşamını. Eyvallah. Şu kadınlarınla bir helalleş. Senden iyi bahsetsinler. Sonra sana söz, hani ölmez sağ kalırsak. Allah razı olsun. Ondan sonra bir yerde mi çıkıyorsun? Sahneye mi çıkıyorsun? Oraya gelelim, seni de destekleyelim. Ama sen de ki yani bak Müge abla, yani gerçekten ben de geldim oraya, üzüldüm. Kırıldım, sana da kızdım. Hepsini söyleyebilirsin. Ama ben de hayatımda bir doğru yol aldım. Hani bunu gerçekten senden çok duymak istiyorum. Bunu zaman gösterecek. Ve bu zaman emin olun ben zaten nasıl diyeyim Müge Hanım, daha farklı bir şekilde geleceğim karşınıza. Ama böyle değil. Heh. Emin olun. İyi. Yani siz bana geldiğimde Cüneyt ben duydum diyeceğimi, gel bir türkü oku diyeceğiniz pozisyona geleceğim. Gerçekten istiyorum bunu. Ben de istiyorum Müge. Anahtarı da ver istersen Safiye'ye. Anahtar arabada. Arabada mı? Safiye arabana bakmak istiyor musun? Müge Hanım ben bir söyleyeceklerim var. O sırada da sen konuşuyorsun. Git arabana bak. Arkadaşlar da gel. Bak parayı gene unuttum Müge Hanım. He? Parayı gene unuttum. Yine bıraktı parayı. Safiye Hanım parayı bıraktım. Parayı tamam canım, bana bırakmış oldu onun parası bizde. Gideyim başım. Müge Hanım. Ama saf olduğunu da kabul et biraz. Ben bir konuşayım. Saf mı diyeyim? Ben konuşabilirim. Tamam konuş. Şimdi bu benim hakkında telefonlara bağlananlara sesleniyorum. Müge Hanım'ın ihbar hattına niye hiçbir belge, hiçbir kanıt gönderemediniz? Çamura atıp atıp durdunuz. O lösemili çocuğu ölen kişi neredesin? Niye çıkıp da gelmediniz? Bu iftiraları atanlar, sizlere sesleniyorum. İlk gün buraya şov yapmak için çıkan, ertesi gün kaçan. Siz ne biçim insansınız ya? Çamur attınız, kaçtınız. Ben dur, aracına da bakıyorum. Sana şöyle söyleyeyim, onunla ilgili sana orada da söyledim. Bizim insanlara burada isimlerini vermememiz onların isimlerini bilmediğimiz anlamına gelmiyor. Eğer istersen savcılığa suç duyurusunda bulunursun. Savcı onların tek tek bizden isimlerini ve bilgilerini ister. Senin de eğer yani onunla ilgili yüzleşmeye onlarla yapacağım şeyin varsa yapacağım sen de gidersin onunla ilgili onlarla yüzleşirsin. Onlar ne söyleyeyim ki? Konuşurlar. Ne diyor? Ha sesi duyuluyor mu? Ha Safiye beğenmiş mi? Ne diyor? Artık ne yapayım yani? Güleriz, ne konuşayım ki? Ha? Müge abla çok teşekkür ediyorum. Arabasını da bari biraz satsın, değerlendirsin. Evet. Bunu kullanmaya da şoför, evet, aramasın bir tane kendine tekrar. Ümit ederim ki. Şevki hocam da var çok ya. Güzel ama hocam, evet yani hani arabam oldu bir tane. Mutluyum. Arabamı kim kullanacak diye teşekkür sosyal ederim medyadan şoför aramasın. Hepinize. Tüm ATV çalışanların hepsine çok teşekkür ediyorum. Aslında bu hepimize ders olsun. O neresi bilmem ki. Hadi çalıştır demeyin yani, ondan sonra bilmeyecek bir sürü cılık kapısında. Siz de var şey ya çocuklar, bir alemsiz. Yeter o kadar işte, dat dat yapsın yeter. Bilemiyorum ki çalışmayınca. Ha kornaya bas demişler, kornanın mı yerini bilmiyormuş. Ha. Aman aman şimdi üzerinde böyle anahtarı varmış. Çalışmaz. Ay gerçekten ben beğenmedim insanların. Beğenmedim, evet, açık ve net. Senin evinin satılıp da alınan 300 bin liralık arabasına benzemiyor tabii. Evet. Ha beni de duyuyor mu? Evet, duyuyor. Ha. Nesini beğenmedi? Modelini beğenmedim. Tipini beğenmedim. Vay anasını.
Ben zaten hiç kimseye yaranamadım evet. bu hayatta. Ya sen ne yapacaksın modelini tipini işte? Şimdi satacaksın işte paran olacak. Kenara koyarsın. Ondan sonra koyduğun parayla da yaşamını idame ettirmeye çalışırsın. Ablacığım yani ne yapayım yani? Paraları da vermeden önce düşünün. Biraz artık herkes de kendisine evet. sahip çıksın. İşte ne yapalım? İnandım, güvendim. Ne yapabilirim ki? Öyle inandırıcı sözler söyledi ki. Tamam da işte herkese güvenimizin de bir sınırı olacak yani. Ben size ne diyorum? Güvenim ailesine götürmesi, getirmesi, direkt ailesine tanıştırması ondan çok güvendim. Güven itimata, itimat kontrole tabidir arkadaşlar. İtimat ettiğiniz insanlara kontrolden vazgeçmeyeceksiniz. Ve bence o kontrol ettiklerinizde de bir problem yaşadığınızda Allah'a şükredeceksiniz. Demek ki Allah'ın sevgili kulusunuz ki o yaptığınız miyim? Kontrolde bir problem çıktı. Ne kadar erken öğrenirseniz bazı arabadan şeyleri o kadar iyi. İnebilir miyim? Ne diyor? İnebilir miyim? Hay Allah'ım ya. Bu arada Müge yani sen verdiklerini alabiliyor musun dersen mesela ben bir arkadaşıma okey takımı verdim. Ödünç verdim şimdi Rahmi Bey hukuki olarak gelirken söyle. Evet. Bir türlü okey takımı geri vermiyor. Vallahi ciddi söylüyorum. Ne yapabilirim? Ne verdin? Okey takımı. Okey takımı. Ha. Yani ne niyetle verdin? Bu mesela arkadaşın bir günlüğüne rica ediyorum dedi de mi getirmedi yoksa... Hayır beraber oynamak üzere verdim. Şimdi vazgeçtim geri istiyorum. Oo. Rızayen verdin. Rızayen sayılmaz be. Ne yaptım? Gaspla alınmadı tabii. Yani herkese her şeyi verebiliyor. Sonradan da bekliyor gelsin diye. Demek ama neymiş? Zaten o arkadaşına ya arkadaş tamam okeyimi geri istiyorum dediğin zaman herhalde vermemezlik yapmaz. Vermiyor. O zaman senin arkadaşımdır diyecek derecede bir yakınlığı yok onunla veya bir tanımıyorsun o kadar. Çünkü benim tanıdığım Müge Anlı'nın arkadaşım diyeceği kişi bu şekilde vermemezlik yapmaz. Artık bu sözün üzerine bugün okey takımı gelmezse olay bitmiştir. Ancak belki samimiyetten, yakınlığınızdan hadi Remige vermiyorum diye sizi kızdırmak ister. Tamam, ama gene de vermesi gerekmez mi? Verir. Getirir. Tamam, ona da istersen ben kefil olayım her kimse. Getirir diyorum merak etmeyin. Senin dünkü bahsin de tutmadığı için. Yarın okey takım gelirse gösteririm geldi diye. Ben bilmiyorum yani Rami hukuki yardım istiyorum hala daha rıza yerine falan diyorsun. Herhalde yani boğazımıza bastık okey takımı. Yok hukuki işlemlere gitmeye lüzum kalmaz. Bu kimse bu hanımefendi veya beyefendi kimse lazım gelen şekilde gereğini yerine getirir. Evet, iyi. Bak görüyorsunuz. Sizi birkaç gün böyle bu konuşmaları düşünesiniz diye kasten davranıyordur. Belki o işin kendi sizde bu havayı görünce zevk alıyordur ya o kimse. Bugün bal yemiş gelmiş. Evet. Cilvesi, işin cilvesi ya. Olmuş yani. Cilvesi milvesi yok be ne cilvesi yani. Ben okey takımı verdim, okey takımı geri istiyorum. Hiç öyle cilveli falan bir şey de konuşmuyorum yani. Safiye, sana bir şey soracağım. Daha doğrusu bunu bizim duygusal romantik arkadaşlarımız soruyor. Yani keşke hani para gelmeseydi ama Cüneyt bana geri gelseydi diye içinden geçirdi mi diyor. Geçirdim evet. Yani aslında senin umurunda olan para değil Cüneyt miydi? Sen benim milyonlara buraya çık. Önce dolandırıcı diye rezil et. Ama ben... Cüneyt gelecek öyle mi? Ama Cüneyt zaten gitmişti. Cüneyt uçtu. Dün akşam da eski eşim mesaj atmış. Okumak ister misin? Hangisi? Melek. Şu andaki eşin yani. Evet. Yani burada farklı konuşuyor, attığı mesaj farklı. Ne diyor? Okuyabilirsiniz ya. Gerçekten. Bende numarası yoktu suç bakın. Suç olur o yüzden ben okuyamam. Yani bende numarası yoktu dün akşam... Ben okuyayım ama yani aynısını okuyamam. Bu özel hayatın gizliliğini ihlal. Ondan sonra... Neler yazıldığını bilmeden rastgele okutamayız. Tabii. Yok, ama siz... Ona da okutamayız. Ona okutamayız siz bakabilirsiniz. Canınızın istediğini okursunuz istemediğini gizlersiniz. En azından içeriği hakkında bir bilgi sahibi olmuş olursunuz. Evet. Dur Cüneyt buyurun.
Neyse Safiye Hanım da beni... Hiç susmuyor telefon. Buyurun. Bu arada ha. Safiye Hanım da beni hiç şaşırtmadınız ama ya. Yani yayına çıkıp kardeşim, beni burada... Kardeşim bir dursana. Ya niye arıyorsunuz adamı telefondan? Nasıl da bir çevrem baksana var. Baksana kim... Bir açabilir miyim şunu yaptı? Tabii tabii. Kimsin arkadaşım ya? Ha? Niye arıyorsun adam canlı yayında? Kimle konuştuğunu da... Alo. Ya niye arıyorsunuz cep telefonu? Ben anlamıyorum canlı yayında. Efendim? E canlı yayında adam. Ha? Efendim, efendim söyle ne? Niye arıyorsun sen Cüneyt'i? Sen niye arıyorsun Cüneyt'i? Onun gibi 10 tane her gün böyle her gün Müge Hanım susmuyor telefon. Ha. Var mı satılacak evin falan? Ne arıyorsunuz siz bu adamı? Ben anlamıyorum ya. Oh, çok ya gerçekten ya ben gel. Buluyorlar Müge Hanım buluyorlar. Alo. Kurtaramıyorum yakamı ya. Hepsi de kadın ha. Vallahi öyle. Çok şükür beni anladın Müge Hanım. Hepsini de açıyor. Müge Hanım hepsini açmaz. Alo. Telefonumu alsaydın. Arıyor kadınlar ondan sonra kapatıyorlar beni öyle deyince. Bir de sen kimsin diyor bana. Var bunların bir cevabı ama küfürlü olacak diye söylemiyorum. Beni oralara getirtmeyin. O noktalar. Alo. O kadar çok aralık okuyamadım ki numarayı. Şey mesajı okuyamadım ya. Açın mı? Ha bunlar deli herhalde. Gerçekten. Yani. Yani gerçekten çıldırmış olmalısınız yani bir grup. Sonra hiç buraya sonra bana iki gün sonra gelip de Cüneyt'i ben aradım da televizyonda görüp. Sonra Cüneyt de bana bilmem ne yaptı demeyin. Ha diyorsanız da gidin paranızı. Uçak modunu aldım Müge Hanım. Tamam çok meğersem. Bende numarası yoktu yani onun. Dün akşam mesaj yapmış. Yo barışma değil. Yani beni burada kötülüyor ya. Hayır değil şey diyor. Yani güzelce ayrılalım diyor sana. Ben de onun peşindeyim ama... Beni buraya bağladı da kötü... Hayır gel güzelce ayrılalım diyor. Aslında sana kötü... Ben de ayrılmanın peşindeyim Müge Hanım. Tamam. Bundan yana bir sıkıntımız yok. Tamam. Benden kaçan kendisiydi. Tamam. Dün akşam bana durup dururken niye... Sana mesela? Diyor benimle... Bana diyor seninle ilgili hani çok şey soruluyor. Ben susuyorum. Seninle ilgili kötü bir şey de söylemek istemiyorum. Gene bir hayat yaşadık gel. Doğru düzgün. Canımı da yakma artık. Buraya bağlandığıyla dedi ki ne Müge Hanım. Bence çok düzgün yazılmış hiç, yani. O yüzden okumamda ya, bir sakınca yok. Hiç yeniden birleşelim mi diyor. Hayır hayır. Yani ne bana diyor seninle ilgili çok soru soruluyor. Ben susuyorum. Evet. Yine de seninle bir hayat yaşadık. Senin de canını yakmak istemiyorum. Gel diyor beraber hani yaşadıklarımızın hatırına gel güzelce ne ayrılalım çok diyor. Çok medeni ya, bir yazı. Şurada ağrıma giden nokta şu oldu. Hı-hı. Ben güzel kendisine iki hafta... Hala geliyor. İki hafta önce kendisine üzüldüğüm için babasının cenazesine katıldım. Hı-hı. Ya sonuçta hani yemişlik içmişliğimiz var dedim. Üzüldüm acı gününde yanında oldum. Ya buraya çıkıp da... Ha, Cüneyt düşmüş hani bir de ben vurayım niye diyorsun ya? Sonuçta, çok da kötü bir şey söylemedi aslında. Sonuçta kötü bir şey geçirmedik ama diyor ki hiç çalışmadı diyor. Hiç çalışmadı demek ne demek ki? İnsanın ağrına gidiyor mu? Hiç çalışmayı sevmediğin gerçek ama Cüneyt. Hayır, yani Şevki buradan hocam, anladığımız bakın, şöyle bir şey bakın. Çok da siz duruyorsunuz Cüneyt'e nereden vurayım diyorsunuz. Allah'tan Rahmi hocam var orada ya. Tamam Rahmi hoca seni daha... Rahmi hocam daha bugün bağlıymıştı. Evet evet bugün gerçekten ama şu bir gerçek. Yani çok çalışmayı sevmiyorsun. Çalışmayı sevmesem yani... Gezmeyi seviyorsun. Şimdi bu kadının parasıyla satılan eviyle biz 3 ay 5 ay gezdik, eğlendik, o parayı yedik diyen biri benim nezdimde. İnkar mı edim hocam? Hayır benim yalan nezdimde. Ben bak kötüsün demedim. Çalışmayı sevmeyen biridir. Çalışmayı seviyorum tabii ki. Çünkü hazır paranın bir gün biteceği bellidir. Ve o hazır para bittiğinde ne yapacağım diye normal olarak sağlıklı düşünce yapısındaki olan insanlar ben ne yapacağım diye düşünür. Ben de bu yüzden çalışıyorum çocuğum. Onun için çalışmayı sen babanla tercih eden. Sen böyle sigortalı bir işe de gir çocuğum. Bak biz öyle yetiştirdik. Sen şimdi sigortalı bir işe gir sonra seni düğüne derneğe çağırdıklarında gidersin oradan ekstra da para kazanırsın. Bu arada gelen mesajları telefonuma anlatamam. Ercan Tan diyor ki vay arabayı da getirmiş. Onlar hiç gelmeyeceğine inananlardan da. Evet. Şenay Düdek, Şenay ablam. Diyor ki bu Safiye bu adama döner gözyaşları terk edilmişliğin acısı. Burada da biraz Şenay ablanın ağzı bozuktur. Ondan sonra yazmış. Bir savcım diyor ki ne kadar özel olduğumu hissettim. Vallahi adam beni utandırdı ya bir de türkü söylesin bari. Sonra sana da kızmış bu da arabayı bulmuş da modelini arıyor vay arkadaş diye.
Ondan sonra benim okeyimle ilgili de bahis açan arkadaşlarım olmuş. Gelecek gelmeyecek diye artık bilmiyorum. Gelecek diyorlar. Bilmiyorum, bugün geldi geldi gelmedi. Bence yandı. Gelecek o okey takımı gelecek. Vallahi ama bilmiyorum. Cüneyt'in durumu ortada. Bence kaybettim. Benim istediğim her şeyimi herkes geri getirsin. Tamam. Tamamdır abi Bey de. Şakası bir yana. Safiye, ne yapmayı düşünüyorsun bundan sonra? Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorum? Ne yapıyorsun? Bence oğlunu bir al yanına. Ondan sonra bir de şu aşk meşk işlerini de bir kenara bırak. Artık onlar bir yaşa kadar. Bir yaş daha sonra insan torununa bakacak. İşte çocuklarıyla ilgilenecek. Ha, o arada da kendine uygun birisi karşına çıkar. Gel sana bir yol arkadaşı olayım, hayat arkadaşı olayım dersen de onunla beraber ilerlersin. Ama kendine göre. Bir bak bana. Ablalarım, siz haklarınızı helal edin ya. Sizleri de kırdım. Helal edin hakkınızı. Yani bazen insan geriliyor böyle. Kusura bakmayın. Biz de sana çok şey söyledik. Ben ama ben ya şey Müge demiyorum abla, ben mesela ben söylediklerimin arkasındayım. Ben mesela sizinle çatışmayı seven bir insan değilim. Ha, ben vallahi hayatta en son çatışmak isteyeceğim kişisiniz. Aferin, bak akıllı çocuk. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Samimiyetimi söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ama sana hep şunu da söylüyorum. Bir şey oldu, bir şey yaşadık. Başımıza bir şey geldi. Şimdi benim yarın buradan çıktım, başıma bir şey geldi. Allah şimdi bu beni niye... Hayır, kötü bir şey yaptım mesela. Yani insanların hoşuna gitmeyeceği bir şey yapamaz mıyım ben bu ya gece? Bir anda gündeme gelirsin farklı bir konuda. Ama şimdi bu beni niye bitirsin ki bütün hayatımı? Konuşulabilir, eleştirilebilir. Ama insanlar şunu da derler. Ya tamam kardeşim, hani beşerdir şaşar. Bundan sonrasında ne olacak? Ama öyle insanlar yüzden var ki Müge Hanım. At gözlüğü takmışlar. Yani fikir, insan hiç mi değişmez? Ya insan olan hataya düşer. O sanki bana hakaret edenler hiç hata yapmadılar mı? Tamam, şimdi bunun için sen ne yapacaksın? Herkesi utandıracaksın. Daha 28 yaşındasın. 30 yaşında mısın? 30 diyelim. 30 yaşındasın. Daha yani çok gençsin. O yüzden şimdi herkesi utandırmanın yoluna git. Öyle yapacağım. Gir. Hem gir bir babanın dediği gibi, şöyle gir bir güzel bir iş bul. Ay sonunda maaşını alabileceğin. Hem de git bir müzik çalışması mı yapacaksın, ne yapacaksın hani. Ama arkadaşların da sana güvensin. Gene orada yani gelenlere, iki tane kadına gel sana şarkı söyledim, al telefonu, ver telefonu, yapma. Ablacığım, ben demiyorum. Ha, vallahi susmuyor, gene bak hala çalıyor. Açma açma. Ben bıktım bunlardan. Açma. Telefon numaranı değiştir. Gene buluyorlar hocam. Tatlı sözlere kanmış, sevgilisinin söylediği türkülere aldanmıştı Safiye Çallı. Tüm birikiminden olunca beş parasız geldiği stüdyomuzda derdine derman buldu. O çok aşık olduğu sevgilisi Müge Anlı'ya verdiği sözü tuttu. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Gelirse ne kadar para getirecek? Bir araba ve elinde bir torba parayla geldi. Görüyorsunuz. Ama artık ne kadar para, araba falan filan onu aranızda halledeceksiniz Safiye'ciğim. İyi misin? Bak bunların yüzünü kara çıkarttın. Aferin sana. Gel. Gel buyur gel. Perşembe günü geleceğim dedi. Sözünü tuttun. Gerçekten insanlar gelecek misin, gelmeyecek misin? Böyle bir muallakta kalmıştı. Ama aslında bizim için değil, Safiye için. Safiye'cim, bu mutluluk gözyaşı mı? Ne kadar arabanın değeri? 50.000 TL eder. Safiye'ye vermeye getirdin evet, arabayı. Safiye. Sen bir konuş işte. Ben değilim ki. Ben araba kullanamıyorum ki. İşte satacağım, parasını alacağım. Ne kadar para getirdin Cüneyt? Müge Hanım, 80.000 TL'de para getirdim. Ver istersen önce 80.000 lirayı. Buyur Safiye. Türkücü sevgilisi 80.000 lira nakit parayı elden teslim etti, beraberinde getirdiği aracı devretti. Geri kalan parayı da en kısa zamanda iade etme niyetindeydi. Ya ağlama ya, ne yapalım işte, herkesin başına hayatta her şey gelebilir. Sen sadece biraz güçlü dur. Ha? Bana bunları niye yaşattın, benden ne istedin? Olabilir canım, hayatta her şey bizim için yani. Bari bir banka hesabı da açtıralım da elinden gitmesin hayatım yani. İşte en azından cebinde bir paran olacak, bir dolabın bile yok ki yaşadığın yerde, bir ev tutarsın. Kamuran Demirdelen arabanın devre işlemini yapacak, hoş geldiniz. Hoş buyurun. Hoş. Siz imzayı atarsanız oku sen hepsini. Kabul kendi iradenizle, kendi isteğinizle tabii bu imzayı atıyor olmanız gerekiyor. Kabul ettim, oh, imzanızı atıyorsun. Elimize gelmiş. Müge Hanım, nikah falan değil değil mi bu? Hani kandırmıyorsunuz. Oku. Sadece imzan yeterli. Sen önce bir boşan da. İsim soyad imza. Safiye, böylelikle bu araba sana geçmiş oluyor. Bitti. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bence Cüneyt önemli bir adım attı bu konuda. Senden arabayı ve 80.000 lirayı aldığına dair. Safiye'cim sen de imzala.
Bundan sonra daha sağlam adımlarla yürüyeceğime inanıyorum. Yani yaptıklarının yanlış olduğunu farkına vardın mı? Ben yaptıklarım hiçbir zaman zaten doğru demiyorum Müge Hanım. Bakın, çok önemli olan bu aslında. Ben bunun yani farkındayım. Ben yine buradan tekrardan şunu da söyleyeyim. Hayat düzenimi kurup yine yardımcı olabildiğim kadar yine yardımcı olacağım. Ama önce şunu bitir. Bence bir Safiye'yle de bir helalleş. Neyin helalleşeyim ya? Ama istemeyebilir. Hakkını helal et Safiye, ne diyeyim? Safiye Çallı'nın istediği olmuş, mağduriyeti giderilmişti. Ancak gönlüne pek söz dinletemiyor gibiydi. Keşke hani para gelmeseydi ama Cüneyt bana geri gelseydi diye içinden geçirdi mi? Geçirdim evet. Önce dolandırıcı diye rezil et. Ama ben... Cüneyt gelecek öyle mi? Ama Cüneyt zaten gitmişti. Cüneyt uçtu uçtu. Safiye ne yapmayı düşünüyorsun bundan sonra? Bence oğlunu bir al yanına. Ha o arada da kendine uygun birisi karşına çıkar. Gel sana bir yol arkadaşı olayım, hayat arkadaşı olayım dersen de onunla beraber ilerlersin. Ablalarım siz haklarınızı helal edin. Evet. Yani bazen insan geriliyor böyle. Kusura bakmayın. Anahtarı da ver istersen Safiye'ye. Anahtar arabada. Arabada mı? Safiye arabana bakmak istiyor musun? Ha? Müge abla çok teşekkür ediyorum. Ben nedir? Açık ve net. Senin evinin satılıp da alınan 300 bin liralık arabasına benzemiyor tabii. Sen ne yapacaksın modelini, tipini işte şimdi? Satacaksın işte, paran olacak. Kenara tamam koyarsın, koyduğun parayla da yaşamını idame ettirmeye çalışırsın. Ablacığım yani ne yapayım yani? Paraları da vermeden önce düşünün. Biraz artık herkes de kendisine evet, sahip çıksın. İşte ne yapalım? İnandım, güvendim. Evimi, birikimimi kaybettim diye ağladığı günleri ardında bırakıyordu Safiye Çallı. Arabasının anahtarı da, paraları da elindeydi. Param geldi de umutlarım gitti, her şeyim gitti. Cüneyt'e bir mesaj mıydı? Evet. Cüneyt'in laflarına kandım işte. Ağzı güzel laf yapıyormuş. Bana öyle laflar söyledi ki en kötü zamanımda karşıma çıktın. Böyle bir zamanda seni asla bırakmayacağım diyerek ben böyle laflarla beni kandırdı. Onun bana yaptıklarını hayatım boyunca unutmayacağım. Normalde çok uyanıktım ama bu tuzağa nasıl düştüm halen inanamıyorum. Müge abla sayesinde aldım. Çok teşekkür ederim paramı. İlk önce bankaya yatıracağım. Çünkü bu kadar hayatımda bu parayı görmedim. Çaldırabilirim. Ne yapacaksınız bundan sonraki hayatınızda? Bundan sonraki hayatımda çalışacağım. Sigortam için çalışacağım. Bu çalışıp bu paralarımla oturacak bir ev alabilirsem alacağım. Parayı ben alayım mı? Alabilirsin. Verdiniz işte. Verdim sana. Şimdi sen benden gidiyorsun diye sana verdim. Kimseye vermek yok. Müge Hanım'a dedi kimseye vermeyin. Sana da mı? Şimdi burada Bana da. Tamam, sana da vermiyorum. Kimseye vermiyorum. Söz vermiyorum. Hadi gidelim bankaya koyalım paranızı. Koyalım. Safiye Çallı bir kısmını geri aldığı paralarını hesabına yatırmak üzere ekibimizle birlikte yola koyuldu. Paralarını bankaya emanet ederken yüzü gülüyordu Safiye Çallı'nın. Paraları bankaya yatırdım. Geri kalan paramın peşindeyim. Asla da geri vazgeçmeyeceğim. Kimseye vermediniz değil mi şifrenizi? Vermedim evet. Ummadığını yaşattı, kırılan umutlarını yeniden yeşerttiği için teşekkürü ise Müge Anlı'yaydı. Müge Anlı iyi ki varsın. Umutlarım kırık gelmişti mi? Beklemiyordum bu kadar alacağımı. Herkes umutlarımı kırmıştı çünkü herkes, etraftan konuşanlar. Şu anda çok mutluyum. Seni çok seviyorum. İyi, yüzün gülmüş biraz. Evet. Bu yeni telefon neydi? İnternet bankacılığı olan hesabı mı yatırdın? Hayır. Yeni açtım bunu. O... İnternet bankacılığına bankacılıkta da başlamadın inşallah. Evet, öğrendikten sonra başka hesap açtım. Ha, yani bunun internet bankacılığı ona yatırmadım, evet. İyi bak, şimdi aklıma geldi de izlerken. Sen çok kullanma internet bankacılığını. Ben kullanmıyorum. Tek başına halledemeyeceksin. Evet. Yine birilerinden yardım isteyeceksin. Evet. Bu sefer yine başına olmadık. Yok, öyle yapmadım zaten. Sen evet kullanma. Kullanmıyorum. Sen kullanma. Evet. Sen normal hesabını bildiğin bizim eski usul git bence. Şevki evet, hocam çok tatlı ya. Sen internet sen kullanmasın yani. He? Yine birine güvenecek, yine birine verecek ben şifresini. Kullanmasını bilmiyorum. Gizli gizli konuşma çıkıyor bir tanesi. Kısık sesle de konuşsak duyuyorlar. Şimdi izleyicilerimiz sormuşlar hani bu kadar para mı? Hayır, zaten mahkeme süreci devam edecek. Ankara'da Safiye'nin davasını üstlenecek biliyorsunuz, avukat arkadaşlarımız da devrede. Safiye Ankara'ya gidince konuşursun onlarla. Neyi ne kadar, hani ne kadarı dekontlu, ne kadarı o, ne kadarı bu. Geri kalan paranı da alarak işte paranı da eğer biriktirirsen kendine en azından başını sokacak bir ev almanı
arzu ediyorum. Bundan sonraki artık parana puluna biz karışamayız. Sen aldın. Araban için, arabanı satın almak için bize başvuranlar oldu. Araba da burada otoparkta kaldı. Kullanmayı da bilmiyor. Hiç o konuda da bak burada söyleyeyim yayında. Hani aza satıldı, çoğa satıldı falan hiç beni ilgilendirmiyor işler. Ben zaten arabadan bile anlamam. Bu ne marka desen onu bile bilmiyorum. Konuşursun, anlaşırsın. Ya da dediğim gibi sok oğlunu devreye. Gelsin, alsın. O götürsün, o satsın, o kullansın. Hani bundan sonrası artık size ait. Yani söyleyeyim de sonrasında hiçbir şey kabul etmem yani. Hani şu kadar satılacaktı, bu kadar. Ben sorumluluk hiç bilmem, beni de hiç ilgilendirmiyor. Ama en azından kendine belki bir eşyalarını koyacak bir dolap alabileceğin, hani güzel bir yer tutabileceğin bir evin olur diye düşünüyorum. Şu anda kirada mı yaşıyorsun? Evet. Önce ev, bir ev sahibi ol. Arabayı da sat. Bu paralarla satacağım. Evet, arabayı ne kendine yapacağım? Kiradan bak, kiralar evet, her geçen gün evet, durmadan yükseliyor. Ödeme imkanın zorlaşır. Bir ev sahibi ol da de ki ben garantideyim yani. Köyde evet, vardır. Satarsan da bunu al köyde kendine bir. Köyde kimse aç kalmaz ki. Köyde dört ebek domates ekiyorsun. Salçanı yapıyorsun. Para olarak kalırsa elinde... Yine bugün Cüneyt gider, Ahmet gelir, Mehmet gelir. Yine o parayı elinden kalan kapandan olur. Bak dikkat alırım, et. Evet. Onu bir eve bağla. Evet. Al köyde bir ev. Ankara'da yaşayacağım, İstanbul'da yaşayacağım. Biz buradan köyüm olsa benim, ben şimdiye kadar 50 kere gitmiştim yani. Orada biberini valla saksıya ektiğin domatesden, biberden bile faydalanıyorsun. Yani benim saksılarım var biliyorsunuz. Onu da şeyler yiyor, sümüklü böcekler. O salyangozlar yiyor. Onların da DNA'sı ile bizim DNA'mız %95 mi 99 mu ne uyumluymuş. Onlara da bir şey yapamıyorum o yüzden. Ondan sonra anca şey koyuyorum. Naftalin koyuyorum. Ona onu bile geliyorlar. Alışıyorlar herhalde. Yani iki eksen. Evet. Evet yani yap yani. Yok çalışırım köyden, ben burada. Köyden biriyle de evlenirsin. Yok burada çalışırım günlük ev işlerinde gene. Yani... Ama hayatım Ankara'daki ev fiyatlarıyla senin köydeki ev fiyatları aynı mı yani? Bir tane evin olsun diyorum. Ne kadar daha çalışacaksın? Sigortanı herhalde bitirene kadar, hani emekli olana kadar mı çalışmayı düşünüyorsun? Sigortam hiç yok yani. Sigortan hiç yok. Evet. Peki. Yani o nedenle sen bu parayla gerçekten köyde bir ev bul. Buradan da senin akrabaların falan vardır yani, sana bir yardımcı olsun. Yani. Bir tane bak, Rahmi Bey doğru söylüyor. Kiranı falan ne kadar ödeyeceksin hayatım? Daha kaç sene daha çalışacaksın? Al bir tane ev, ondan sonra köye yerleş işte, orada yaşa git, oradan da inşallah yaşı yaşına başı başına uygun iyi biri çıkar karşına, hayat arkadaşı olur sana. Ama yani bir bak bakalım onun da yaşı ne, başı ne, mesleği ne, bir emekliliği olsun. Yani bak, hayatta her şey yok. Halledersen, evet. Az bulursan az yersin, çok bulursan çok yersin, hiçbir şey bulmazsan bir çorbanı yaparsın, ekmeğin doğrar, karnını doyurursun. Ama kira derdi olunca o iş berbat. Bir ay kirayı geciktirirsen ikinci ay ev sahibi gelir, ya öde ya çık der. Yani onun için bütün bunları düşün, bu parayı çarçur etme, kime kimseye kaptırma, arabayı da sat, o parayı ilave et, az veya ufak veya büyük, başını sokacağın bir yer bul. Ama yap Safiye, bakacağım evet, bak. Evet, evet. Yani iki gün sonra da birine aşık oldum diye yok, çıkma karşıma. Yok, asla. He? Asla. Asla. Kapatmaz o defterleri. Yok yok, kapattım. Sosyal medyanın da kapalı o zaman. Ha, tamam. Sosyal medyanın da gerçekten. Nerede telefonu? Açık mı sosyal medyası? Açık mı senin sosyal medyan hala? Evet. Niye? Kimseye aşağıya yazmadım ki. Onu kapamaz. Hiç mümkün değil. Ha? Kapanmaz sosyal medyayı. İstediğin kadar kapadı. Cüneyt yazsın diye mi? Bak öyle söylüyorlar. Cüneyt yazmaya başlar diye mi açık tutuyorsun sosyal medyayı? Hayır, da dün aldım yani elim. Buradaydı bir haftadır. Telefonunu falan da biz elinden alıyoruz. Bizde var ya yani evet, gerçekten. Ama tabii hani ömür boyu da yanınızda durma şansımız evet, olmadığı için. Evet. Bir de herkese de küstürdüğün için. Şimdi olsun, küsecek bir şey yok. İnşallah onun köyünden de böyle ona güzel bir, dediğim gibi birileri devreye girsinler. Evet. Sen de iki ek, iki dik bir şey yaz. Zaten sen çalışan kadınsın. Ev temizliğine gitmek kolay mı? Kendi evinle ilgili biraz ilgilen. Biraz hayatını öyle devam ettir kuzu, olur mu? Tamam. Bak bir kere dolandırıldın. Artık bu sana bir ders oldu. Evet, çok büyük. Yani dolandırıldı deyince de Cüneyt kızıyor ama yani Cüneyt bunu hak ettiğini düşünüyor. Ben hak ettiğine inanmadığım için böyle düşünüyorum. Geri kalan paran da geldikçe işte kendine yatırım yapacaksın yani, olacak bir şey yok.
Evet. Yani iyi böyle oğlun yaşında çocuklarla gezmek de seni şimdi sen işte 48'den bir 50 falan bul mesela. 55 bul falan ve birbiriniz işte hastaneye gidersiniz. Bir iki ekersiniz, dikersiniz, tetete petete devam eder işte yani ne? Yani ne bileyim bir yürüyüş yaparsın, eve dönersin, alışverişini yaparsın. Ekimin ne ekeceksen onu ekersin. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.